Evet arkadaşlar, geldik otonom sürüşe. Bunu da anlatmak gerekirse direksiyon üzerinden öncelikle isterseniz adaptif kruz kontrol ile birlikte kullanabilirsiniz. İsterseniz manuel kullanabilirsiniz. Şu an otonom sürücü açtık. Direksiyonu bıraktık. Hatta şu an tatlı bir viraja geliyoruz. Burada da göreceğiniz üzere ama belli bir zaman sonra uyarı veriyor. Bakın şu an viraja geldik. Fark edersiniz ki direksiyon kendisi müdahale ediyor araç. Bunu tabi sık sık bu şekilde direksiyona dokunmanız icap ediyor. Dokunmazsanız ne olur? Uzun bir süre uyarı verdikten sonra araç kendisi dörtlerini yakarak arkadan gelen aracı uyarıp yavaşlatıp aracı durduruyor. Size herhangi bir şey olduğunu düşünerek. Şimdi bunu adaptif cruise control'da kullanmanız gerekmiyor. Normal gaza kendiniz müdahale ederek kullanabilirsiniz otonom sürüşü. Ve frene bastığınız an adaptif cruise control devreden çıktığı gibi otonom sürüş de devreden çıkacak. Ve şu an ciddi bir dönüşe geldik. Bakın direksiyona göreceğiniz üzere kendisi dönüşü yapıyor. Otonom sürüş bu şekilde. Frene bastığımızda otonom sürüşten ve adaptif cruise kontrolden çıkıyor. Bu konu hakkında sorularınız olursa yorumlardan yazarsanız sevinirim. Abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Yaklaşık 40 günlük kullanım sonrası edindiğimiz tecrübeleri sizinle paylaşıyorum. Özellikle teknik konularda güvenli sürüş desteği konusunda herhangi bir sorun yaşamadım. Çok net bir şekilde bütün sistem çalışıyor. Herhangi bir aksilikle hiç karşılaşmadım. Hayırlı Ramazanlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.